Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Beşiktaş transfer kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sonraki maçımız Konyaspor'a karşı. İçeride oynayacağız. Öncelikle isterseniz şöyle bir puandırmana bir bakalım. 16 puandayız, 6. sıradayız ve liderin 12 puan gerisindeyiz. Gençleri kazanalım derken şampiyonluğu kaybedeceğiz bu gidişte. Bu da demektir ki tecrübeli oyuncularımızı yavaş yavaş ilk 11'e sürmemiz lazım. O yüzden kadroya şöyle bir bakayım bakalım. Atiba Hutchinson'ı falan koymuştum geçen bölüm. Gerekirse Joseph de Souza'yı da katıp eski ana kadroya dönebilirim. Eski ana ilk 11'e yani. Bir kere şu ilk 11'e baktığımız zaman sağda 3 tane forvet var. Bu arada bu yedek kadro arkadaşlar. Dilerseniz öncelikle az kadroya bakalım. Yanlış bastım. Evet, az kadromuzda durum bu şekilde. Dahoud'u buradan çıkarabilirim ki oynamasını aslında çok istiyorum. Taktiklere geldim ve burada defansif tarzımızı sert kontrolden sonra baskıya çevirdim. Genişliği de biraz azalttım. Derinliği de biraz geriye çektim. Defansımızı iyi yapalım çünkü puan durumuna baktığımızda çok fazla gol yediğimizi fark ettim. Aslında o golleri yemeseydik şu an belki de en azından ilk 3'te olabilirdik. Toplam 11 gol yemişiz ya. 10 maçta 11 gol yemişiz. Bu yüzden defansımızı biraz daha sağlam almamız lazım. Hücum hattında aslında baktığımız zaman bir sıkıntı çekmiyoruz gibi gözüküyor. Liderden sadece 5 gol az atabilmişiz. Öyle düşünün yani. Ama defansif anlamda baktığımız zaman da liderden 6 gol fazla yemişiz. O yüzden defansımıza biraz ayar çekmem lazım. Bu as ilk 11'imiz. Bu da yedek ilk 11'imiz. Mahmut Davut, İnşallah başarılı olursun. Seni gerçekten oynatmayı çok istiyorum. Çünkü gelişmeni istiyorum. Rıdvan Yılmaz Başakşehir Kulübü'nün kısa süreli kiralama teklifini kabul etti. Hayırlı uğurlu olsun. Rıdvan Yılmaz Başakşehir'e transfer oluyor. 19,34 milyon transfer bütçemiz var. Bakalım bir sonraki maçımız olan Konyaspor nerede diyecektim ki. Konya nerede lan? Heh. Buldum şimdi. 15. sıradaymış. Konyaspor 9 maçta 5 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik almış. İnşallah bakalım bu karşılaşmadan galip geliriz. Takımıma güveniyorum, güvenmek istiyorum. İyi işler başarmalıyız. Taraftara şampiyonluk hediye etmeliyiz. Ayrıca Mahmut Davud'u da güzel bir şekilde geliştirmemiz lazım. Hadi bakalım, hızlı simüle et diyorum. İnşallah kazanırız. 4-1. İşte bu. Gerçekten sevindim ya. Gerçekten sevindim. Bol gollü bir galibiyet. Çok iyi geldi takıma. Gezzal, Abubakar, Necip Uysal ve tekrar Abubakar'ın attığı gollerle 4-1 galip geliyoruz. Bakalım, Abubakar tabii ki de 10 puan almış. 10 tam puan almış. Maçın adamı seçiliyor. 4-1'lik çok güzel bir galibiyet aldık ve ligde 4. sıraya kadar yükseldik. Tabi Denizlispor'un bir maç eksiği var, onu da belirtmek lazım. Bilal Ceylan için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geldi. Aynı teklif bu takımdan da gelmişti fakat biz istemiyoruz normalde. Yani kiralanmasını istiyoruz da satın alma teklifiyle kiralanmasını istemiyoruz. Yine bir görüşme yapacağım. Bakalım ne diyecekler. Varsın gitsin oynasın abi. Kabul edeceğim. Yeter ki gitsin oynasın, kabul edelim. Satın alma teklifini 700 bin euroya çektim. Artı bir sonraki satıştan %5 pay ekledim. Teklif yapıyorum. Muhtemelen kabul etmeyecekler. Hadi 3 olsun. Sanırım kabul ettiler. Yazılar çıkmadı ama İyi gözüküyor şimdilik. İnşallah Bilal Ceylan için de hayırlısı olur. Evet, ligdeki bir sonraki karşılaşmamız Yeni Malatyaspor'a karşı. Hemen şöyle bir bakalım, onlar ne alemde, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Yeni Malatyaspor ligin son sırasında inşallah ilk galibiyetlerini bizden almazlar. Çünkü galibiyetleri yok, yanlış görmediysem. Bir daha bakalım. Aynen, galibiyetleri yokmuş. İnşallah ilk galibiyetlerini bizden almazlar. Hızlı simüle diyelim ve inşallah farklı bir galibiyet alırız. Nasıl ya? Gerçekten mi ya? Abi nasıl ya? Üstelik bir de penaltı kaçırmış bunlar ha. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Ligin son sırasındaki rakibe karşı berabere kaldık. Olacak iş değil ya. Ne yapayım ben? Ne yapayım? Anlamıyorum ki. Bilal Ceylan Alcorcon takımına kiralanmış. Kendisi için hayırlı olsun. Evet, bir sonraki karşılaşma Galatasaray'a karşı. İçeride oynuyoruz. Galatasaray hiç mağlubiyet almamış lan. Aynı şekilde Trabzonspor'da hiç mağlup olmamış. Bu maça çıkalım arkadaşlar. Oyna diyoruz ve Galatasaray mücadelesine başlıyoruz. Derbi olduğu için simüle etmek içime sinmedi açıkçası. Ve Beşiktaş Galatasaray mücadelesi başlamak üzere. Oyuncular ve hakemler sahaya çıktı. İstiklal marşımız okunuyor ve Cenk Tosun'un vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Başarılar Beşiktaş. Pasımı oynuyorum şimdi. Hızlı çıkabilirsek sıkıntı olur. Aşağıya bıraktım. Joseph de Souza, 1-0 öne geçiyoruz. Derbide 1-0 öndeyiz. Beşiktaş aradığı golü 17. dakikada buluyor. Cenk Tosun
Boştaki Joseph de Souza'yı gördü. Joseph de Souza dağları gördü. 1-0 öndeyiz derbide. İnşallah bu gollerin devamı gelir. Çünkü gerçekten galibiyete ihtiyacımız var ya. Gerçekten galibiyete ihtiyacımız var. Gol yedik. Skor 1-1. Hiç tekrarına bakmadan, maçı soğutmadan gol için yüklenelim. Bu maçı ya alacağız abi. Başka yolu yok. Sinirden konuşamadım ya. Gerçekten sinirden konuşamıyorum artık. Etkili geldi Galatasaray. Aman dikkat. Kaç kişiyle öndesiniz oğlum ya? Yedeklerde mi topladınız? Anlamadım ki. Güzel bir pas yetişirse orta yapmayı deneyeceğim. Yetişti vallahi. Orta için pozisyon gitti. Fakat şimdi çok güzel bir pozisyon. Yerden pas, şut ve topalarda. Lan konsantre olmaktan konuşamadım be. 2-1 öndeyiz. Dakika 39. Kazanmalıyız. Mutlaka kazanmalıyız. O yüzden aşırı derecede konsantreyim şu an. İster istemez coşamıyorum yani. Gerçekten galibiyete ihtiyacımız var çünkü. Her maçı oynasak mı diye düşünmüyorum, değil yani. Ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu Beşiktaş 2, Galatasaray 1. Bakalım Galatasaray'a ilk mağlubiyetini tattırabilecek miyiz? Biraz da biz oynayalım abicim. Haydi bakalım, güzel pozisyon. Yerden sert bir orta deneyeceğim. Çok istediğim oyuncuya gitmedi zaten. Yakın direğe koşu yapın. Kafayı vur abi ve skor 3-1. Cenk Tosun atıyor. 3-1 öne geçiyoruz. Abi bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız var ya. Gerçekten ihtiyacımız var. Bu kafa golüyle 3-1 öne geçiyoruz. Galatasaray derbisinde. Rehavete kapılmak yok. Henüz maç bitmedi. Rehavete kapılmak yok. Dakika 70, asır oyuncu değiştireceğim. Joseph de Souza kırmızı görmemesi lazım. Önemli bir oyuncumuz normalde. Şimdi Vincent Aboubakar. Geri oynuyorum. Atiba Hutchinson. Kaleci Mustera izin vermedi. Aynı taktik. Orta. Kafa. Allah'ım. Vallahi yine giriyor sandım. Vallahi yine giriyor sandım. Olmadı maalesef. Mahmut'la da bir gol atabilirsek bizim açımızdan çok iyi olur. Dakika 84. Bir gol daha bulabilirsek ben çok mutlu olacağım açıkçası. Tabii galibiyet çok önemli ama 4. golü de atmak isterim. Efsanevi zorluk derecesi gerçekten bana bir gömlek fazla ama hani zorlanmak hoşuma da gidiyor ya. Orta, kafa Mustafa'ya çarptı. Haydi 4. Ne olur 4 olsun. 4-1 öne geçiyoruz. Atiba Hutchinson skoru belirleyen gol atıyor. 4-1 öndeyiz. Mahmut atabilseydik çok daha iyi olacaktı ama olsun. Galatasaray ligdeki ilk mağlubiyetini bizden alıyor. Bu da bir başarı. İnşallah takım olarak yükseklere çıkarız. Puan tablosunda inşallah yükseklere çıkarız. Evet, ben şimdi röportaj yapıyorum oyuncuların moralini yükseltmek için. Bu galibiyetle birlikte ligde 23 puana ve 13. sıraya yükseliyoruz. Bir sonraki karşılaşmamız Trabzonspor'a karşı, eğer yanlış görmediysem. Evet, bir sonraki karşılaşmamız Trabzon'a karşı. Mensah Trabzon maçında oynamak istiyor. Düşüneceğim diyorum. Neyse arkadaşlar, böylelikle bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki karşılaşmada lidere karşı oynayacağız. İnşallah onlara karşı da ilk mağlubiyetlerini biz tattırırız. Ligde yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanmamız lazım. Çaykur Rizespor 2 maç fazlasıyla bizim 2 puan önümüze geçmiş. Yani biz şu an 4. sıradayız diyebiliriz. Fakat hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığından şimdilik biz 5 diyelim. Bir sonraki bölümde Trabzonspor mücadelesini oynayacağız. Daha sonra maçları simüle etmeye devam edeceğiz. Yani takımda bir şeyler yanlış gidiyor ama ne yanlış gidiyor tam olarak çözemedim. Taktik açısından daha iyi bir fikri olan lütfen yoruma yazsın. Şu ana kadar 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldık. Yani fark ettiyseniz durum şu. Kazanamıyoruz ama yenilmiyoruz da. 5 beraberlik almışız ya. 5 beraberlik. Ligin üst sıralarını oynayan bir takım için 5 beraberlik ligin henüz başında çok fazla. Hadi ligin sonunda toplam 5 beraberliğin olsa anlarım. Ama ligin henüz başında 5 beraberlik çok fazla. Dediğim gibi kazanamıyoruz
ama yenilmiyoruz da. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bilmiyorum, belki internetten falan bir şeyler bakarım, taktikler araştırırım. Hiçbir fikrim yok şu anda. Sizin aklınıza mantıklı bir taktik geliyorsa lütfen söyleyin. Böylelikle bu videonun sonuna gelelim. Bu bölümde en azından Galatasaray derbisini kazandık. Ve yanlış hatırlamıyorsam 3 maçın ikisini kazandık. Birinde de berabere kaldık. Çok ilginç bir şekilde ligin son sırasındaki rakibe karşı 1-1 berabere kaldık ya. Her neyse, bu bölümün sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.